Varyans analizi türlerinden son olarak kovaryans analizi ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Kovaryans analizinin diğer varyans analizlerinden farkı araştırmacının bazı bağımsız değişkenlerin etkisi konusunda önceden bilgisi olması. Örneğin yaşlandıkça belleğin zayıflaması insanlarda görülen olağan bir durum. Ama eğer bu bağımsız değişken esas deneyin bir parçası değil ve fakat bizim bir şekilde izole edemeyeceğimiz bir şeyse, o zaman araştırmacı esas deneyin bir parçası olmayan bu bağımsız değişkenin sonuçlarını ANCOVA ile test edebilir. Dolayısıyla etkinin ne kadarı araştırmanın esas bağımsız değişkenini oluşturmayan bu bağımsız değişken tarafından karşılandığını, sağlandığını görerek etkiyi bir bakıma ayrıştırmış olur ve esas araştırmanın bağımsız değişkeninin bağımlı değişkenini ne kadar etkilediğini bu covariate yani birlikte değiştiren değişkeni ayırdıktan sonra bulabilir. Varyans analizleri son derece zengin bir analiz türü sosyal bilimlerde. Gerek psikoloji gibi disiplinlerde, deneysel araştırmalarda, gerekse bizim de kullandığımız gibi tek yönlü varyans analizleri hemen hemen sosyal bilimlerin bütün alanlarında sık kullanılan bir parametrik test türü. Şimdi ise korelasyon testine bakacağız. Aslında korelasyon testinden bağımlı örneklem t-testi yaparken bahsetmiştik. Çünkü bağımlı örneklem t-testi yardımcı olmak amacıyla aynı zamanda iki değişken arasındaki korelasyon katsayısını da vermişti bize. Okuma ve yazma puanları arasındaki korelasyon katsayısını. Korelasyon testi iki ya da daha fazla normal dağılmış, verileri aralıklı oranlı ölçekle toplanmış değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek için kullanılıyor. Örneğin öğrencilerin fen puanları ile matematik puanları arasında bir korelasyon var mıdır biçiminde. En sık kullanılan özellikle nicel veriler için korelasyon test istatistik testlerden biri de korelasyon testi. Dolayısıyla daha önceki benzer örneği bu sefer korelasyon testine daha yakından bakarak görelim. Korelasyon testi yapmak için yazılımdan menüden Analyze Correlate Bivariate'i seçeceğiz. Yani iki değişken arasındaki korelasyona bakacağız. Değişkenlere fen ve matematik puanlarını atayacağız ve OK'ye tıklayacağız. Korelasyon testi sonucu basit bir şekilde sunuluyor. Üstteki tabloda tanımlayıcı istatistikler var. Öğrencilerin fen notu ortalaması 51.85, matematik notu 52.65 imiş. Standart sapmalar birbirine çok yakın. Alttaki tabloda ise Pearson korelasyon katsayısı verilmiş çift kuyruklu test için. Bu değer 0,631 ve alttaki nottan da anlaşılacağı gibi 0,01 düzeyinde anlamlı çift kuyruklu test sonucu. Tablonun iki aynı satırı aynı şeyleri söylüyor. Bu da gayet normal. Gördüğünüz gibi burada simetrik bir şekilde 0,631 hem fen hem de matematik notu hanesinde tekrar edilmiş. Bu bize fen notu ile matematik notu arasında 0,631'lik bir ilişki olduğunu söylüyor. Pearson korelasyon katsayısı değeri olarak. Peki nasıl yorumlayacağız bu 0,631'lik korelasyon katsayısını? Öğrencilerin okuma ve yazma puanları arasında pozitif bir ilişki olduğu biçimde yorumlayacağız. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişiyor ve 1'lere yaklaştıkça da
daha güçlü bir ilişki anlamına geliyor. Korelasyon katsayısı bizim durumumuzda P değeri 0,01. Dolayısıyla %99 güven düzeyinde bir anlamlılıktan söz ediyor. Pearson korelasyon katsayıları artı eksi 0 ile 0,3 arası zayıf, 0,3-0,7 arası orta, 0,7-1 arası da güçlü ilişkiyi gösteriyor. Korelasyon katsayısının etki büyüklüğünü bulmak için ise R değerinin karesini alıyoruz. Bizim 0,631'di katsayımız. Bunun karesini aldığımızda ortaya çıkan değer 0,40. Bu şu anlama geliyor. Fen puanlarındaki değişimin %40'ı matematik puanlarındaki değişimle açıklanabilir. Yani fen puanı yüksekse matematik puanı da yüksek gibi. Ama bu deneklerin %60'ının puanları arasındaki değişimi açıklamak için yeterli değil. Diğer %60'lık kısım araştırmacının araştıramadığı belki başka nedenlerden kaynaklanıyor, bilemiyoruz. Bu cinsiyet olabilir, hangi tür liseden mezun olduğu olabilir vesaire. Ama bu korelasyon katsayısının verdiği kadarıyla biz fen puanları yüksek olan öğrencilerin matematik puanları da yüksektir ya da tersi diyebiliriz. En azından bazı öğrenciler için. Bu durumda öğrencilerin fen ve matematik puanlarının ortalamaları birbirine eşittir biçiminde ifade edilen boş hipotezi reddetmemiz gerekiyor. APA stiline göre korelasyon testini şöyle yorumluyoruz, yazıyoruz. Öğrencilerin fen ve matematik puanları arasında pozitif bir korelasyon gözlenmiştir. Korelasyon katsayısını, anlamlılık değerini ve etki büyüklüğünü veriyoruz. İki değişken arasında orta düzeyde güçlü bir korelasyon vardır. Fen puanları yüksek olan öğrencilerin matematik puanları da nispeten daha yüksektir. Burada ortalama ve standart sapmaları da verebilirsiniz ama bizim örneğimizde veriler çok ilginç değil. Dolayısıyla bir puanlık bir fark vardı sanıyorum. Son cümle matematik puanları yüksek olan öğrencilerin fen puanları da nispeten daha yüksektir şeklinde de yazılabilir. Çünkü biz burada sebep sonuç ilişkisi açısından ya da hangisi bağımsız değişken hangisi bağımlı değişken diye aslında çok fazla düşünmedik. Bir düşününce ikisi de olabilir. Yani matematik puanı da feni yükseltiyor olabilir. Fen de matematiği ama korelasyon testinin amacı sadece iki değişken arasında bir ilişki var mı yok mu bunu belirliyor. Bizim bu ilişkinin ne anlama geldiğini daha önce gördüğümüz kriterleri birinin diğerinden önce gelmesi vesaire gibi uygulayarak bir sonuca gitmemiz lazım. Aslında iki değişken arasındaki ilişkiyi basit doğrusal regresyon testiyle de kolayca görebiliriz. Basit doğrusal regresyon testinin korelasyon testinden farkı ise korelasyon testi iki değişken arasında ilişki olup olmadığını söylüyor. Regresyon testi ise bizim bir değişkendeki değere bakarak diğer değişkendeki değeri tahmin etmemize imkan sağlıyor. Bu açıdan da regresyon testi çıkarımsal bir istatistik. Dolayısıyla çıkarım yapmaya yarıyor. Bunun en basit örneğini genellikle küçük çocukları olanlar doktora gittiklerinde görürler. İşte çocuğunuz ne kadar? 8 haftalık. Cinsiyeti şu, o zaman hemen o zamana kadarki ölçümlere bakıp çocuğunuz 8 hafta gelişme düzeyi normal çünkü o kadar büyümüş 8 haftalık olan çocukların kilosu şu olması lazım, boyu bu olması lazım diye daha önceki değerlere bakılıyor. Dolayısıyla burada yapılmak istenen şey bir çıkarım, çıkarsama. Yani eğer o kabul edilen değerlerin dışında olsa o zaman doktor diyecek ki ya bak bu
şöyle olmalı, böyle olmalı, beslenmesiyle ilgili şu olmalı gibisinden. Dolayısıyla basit doğrusal regresyon hem tanımlayıcı hem de çıkarımsal bir istatistik sağlıyor bize. Demin korelasyon testinde fen ve matematik puanları arasındaki ilişkiyi düşünürken hangisi bağımlı, hangisi bağımsız değişken olarak pek üzerinde durmadık demiştik. Doğrusal regresyon, basit doğrusal regresyon testinde ise bu değişkenlerden birini bağımsız değişken ya da tahmin değişkeni, diğerini bağımlı değişken ya da sonuç değişkeni olarak düşünmemiz lazım. Örneğin öğrencilerin matematik puanlarına bakarak fen puanlarını tahmin edebilir miyiz gibisinden ya da tersi. Böyle bir örnek, deminki örneği kullanacak olursak araştırma denencesini bu sefer şöyle kurabiliriz. Öğrencilerin matematik ve fen puanları arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bakın bir yön belirtiyor. Yani matematik puanları yüksekse fen puanları da yüksek olur diye. Tıpkı biraz önceki bebeklerin gelişme durumlarını gözlemek için daha önce yapılmış olan ölçümlere bakmasında olduğu gibi doktorların. Bu testi istatistiksel yazılım aracılığıyla menüden Analyze Regression Linear'ı seçerek yapabiliriz. Yani doğrusal regresyon. Fen puanını bağımlı değişkene atayacağız. Matematik puanını bağımsız değişkene atayacağız. Ondan sonra istatistikler kısmında tahminler, tanımlayıcı istatistikler ve model seçeneklerini işaretleyeceğiz ve OK'ye tıklayacağız. Bu slide'ta biraz önce korelasyon testinde gördüğümüz için her ne kadar işaretlememize rağmen ortalamaları ve standart sapmaları korelasyon testini veren kısımları almadık. Onları zaten biliyoruz, biliyorsunuz 0,631 değer vermişti. Kaldı ki R, büyük R ile adlandırılan regresyon katsayısı da bize aynı şeyi veriyor. 0,631. Daha sonra ise ANOVA sonuçları var ve ANOVA sonucu istatistiksel açıdan anlamlı. Ve en altta ise katsayılar var. Burada sabit değer var 16,758, matematik notu 0,667 biçimde verilmiş ve bunların standart hataları. En sağda da T değeri verilmiş 11,437 ve bu 0,000 düzeyinde anlamlı. Yani iki değişken arasındaki doğrusal yönelim istatistiksel açıdan anlamlı denmiş. Daha sonuçlara yakından bakacak olursak matematik puanı ile fen puanı arasındaki ilişki doğrusal ve pozitif 0,631. Bu bizim regresyon katsayımız. ANOVA testindeki F değeri de çok büyük ve bunun şansa bağlı olması mümkün değil. ANOVA testi bize şunu söylüyor. Regresyon modeli burada test edilen en iyi tahmin aracı olarak ortalamaları kullanmaktan daha iyi bize yardımcı oluyor. Yani ortalamalara bakarak bir tahminde bulunmak yerine regresyon modelini kullanabiliriz. Ve bu ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu T testi sonucu bize veriyor. Dolayısıyla matematik ve fen puanları arasında pozitif doğrusal bir ilişki var. Boş hipotez yoktur hipotezini bu şekilde reddetmiş oluyoruz. En son gördüğümüz tablo ise bize basit doğrusal regresyon formülünü veriyor. Yani burada amaçlanan şey bana matematik notunu söyle, sana fen notunun ne olduğunu tahmin edeyim diyebilmek için kullandığımız bir formül bu. Ve tablodaki değerlerden oluşturulmuş bu formül fen puanı eşittir sabit değer 16,758 0,631 çarpı matematik puanı diyor. Yani bana fen matematik puanını söyle, diyelim ki 50. O zaman bunu 631 ile çarpıyorum. İşte
63'ün yarısı 31,5. Buna 16,75 ekliyorum. 31, 47, 48, 25. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Matematikten 50 aldıysan fenden 48,75 alacaksın diye. Tabii ki bu kestirim her denek için doğru olacak diye bir şey yok. Nitekim korelasyon katsayısını karesini alırsak bu ilişki sadece sanıyorum %40'ı için geçerli deneklerin. Eminim matematik notunu bildiren bir kişiye bu formül kimilerine daha yüksek tahmin edecek, kimilerine daha düşük vesaire. Ama en azından bağımlı değişkendeki değişimin bir miktarı bu ilişki, bu formül aracılığıyla açıklanabilecek. Bakın bu ilişkiyi şuradaki saçılım grafiğinde de aslında görebiliyoruz. Yani fen puanı ile matematik puanı arasındaki doğrusal ilişkiyi. Gerçi biraz saçılmış durumda değerler ama dikkat ederseniz şurada pozitif bir ilişki olduğunu görmek mümkün. Çünkü en azından deneklerin bir kısmı için matematik puanı yüksekken fen puanı da yüksek ya da düşükken fen puanı da düşük. Ama tabii ki bu bir doğrusal ilişki değil x ise y gibi. Dolayısıyla örneğin matematik puanı 40'a yakın olup fenden 60-70 almış olanlar olduğu gibi matematikten daha yüksek not alıp örneğin 75 gibi diğerinden 50 alan kişiler de görülüyor burada. Bu saçılım grafiği bize kolayca bu dağılımı görüp pozitif doğrusal ilişkinin ne anlama geldiğini buradaki 200 denek için veriyor. Nasıl rapor ediyoruz basit doğrusal regresyon sonuçlarını? Apasitiline göre özellikle formülü oluşturduğumuz tablodan yararlanabiliriz. Model 1 dediği burada regresyon modeli kuşkusuz. Çünkü iki değişkenimiz var. Burada sadece bir modelimiz olması mümkün. Birazdan çoklu regresyonda daha farklı bir örnek göreceğiz. Standartlaştırılmamış sabit değeri ve matematik notunu alıyoruz. Beta yani R değerini alıyoruz. 0,631'di ve istatistiksel açıdan anlamlıydı. Etki büyüklüğü 0,40 ve P değeri 1000'de 1'den daha az. Dolayısıyla matematik puanı ile fen puanı arasında pozitif bir doğrusal ilişki gözlenmiştir. Etki büyüklüğü orta düzeydedir. Matematik puanı ile fen puanı arasındaki ilişki anlamlıdır. T değerini veriyoruz burada. Öğrencilerin matematik puanları yükseldikçe fen puanları da genellikle yükselmektedir. Biraz daha serbest anlatımla regresyon modeli bir öğrencinin matematik puanından fen puanını tahmin etmek amacıyla kullanılabilir deyip F değerini ve P değerini veriyoruz burada. Kestirim amacıyla kullanılacaksa bu formülü de vermek mümkün. Şurada görüldüğü gibi. Demin nitekim örnek verirken matematikten 50 alan birinin 48-75 alması gerektiğini bu formüle göre hesaplamıştık. Basit doğrusal regresyon bu halini korelasyon katsayısından çok farklı değil. Sadece aynı zamanda çıkarımsal bir yönü de var. Şimdi çoklu regresyona bakacağız. Bu basit regresyona kuşkusuz benziyor ama çoklu regresyonda birden fazla tahmin değişkeni var. Yani bağımsız değişken var. Biraz önce matematik notunun fen puanını kestirmede ne kadar rolü vara bakıyorduk. Ama örneğin biz bir öğrencinin fen puanını sadece matematik notuna bakarak değil, aynı zamanda cinsiyete, okuma, sosyal bilimler notlarına bakarak da tahmin etmek isteyebiliriz. Daha fazla bağımsız değişken olduğu için muhtemelen varyasyonun daha büyük bir kısmını açıklayacaktır bu durumda bu değişkenlerin eklenmesi.
İstatistik yazılımını kullanarak fen puanını bağımlı değişken atayıp okuma, matematik, sosyal bilimler ve cinsiyet, sosyal bilimler puanları ve cinsiyeti bağımsız değişken olarak atayıp bu çoklu regresyon sonucunu görebiliriz. Çoklu regresyon formülü deminkinden aslında deminkiyle aynı, sadece bağımsız değişken sayısı arttığı için bağımsız değişken sayısı kadar her bir katsayı ile çarpılarak elde edilecek fen puanının kaç olacağı kestirilirken bunu söylüyor bize. Regresyon yöntemleri kullanılarak aslında karmaşık bir model oluşturmak mümkün. Birden fazla tahmin değişkeni olan modeller oluşturmak mümkün. Tabii ki hangi tahmin değişkenlerinin seçileceği ve bu değişkenlerin nasıl modele ekleneceği de önemli. Bir araştırmacı açısından rastgele birçok tahmin değişkeni seçip ya sistem varsa ilişki bulsun demek aslında yanlış bir yol. Çünkü çok sayıda tahmin değişkeni koyuyorsunuz diye varyasyonun büyük bir kısmı açıklanacak diye bir şey yok. Artı bu bağımsız değişkenlerin kendi arasında çok farklı etkileşimleri olabilir. Onun için bildik, yani bilgiye dayalı tahmin değişkenleri eklemesi lazım araştırmacının çoklu regresyon kullanacaksa eğer. Peki bu bağımsız değişkenleri regresyon modelleri nasıl ekleriz? Biraz önceki örnekte sadece bir bağımsız değişken olduğu için aslında fazla seçme şansımız yoktu. Ben buna zorla ekleme diyorum. Enter moduyla eş zamanlı olarak modeli eklemiştik. Bu bir yol. Ama birden fazla tahmin değişkeni, bağımsız değişken varsa çoklu regresyonda bu değişkenleri modele ya hiyerarşik olarak ekleyebiliriz. Örneğin önceki çalışmalara göre en önemli tahmin değişkeninin belirli bir bağımlı değişkenini saptamada hangisi olduğunu bilirsek önce onu, daha sonra daha az önemleri girerek acaba varyasyonun ne kadarının açıklandığını görmeye çalışırız. Ya da adım adım ekleme, bu bilgisayarın matematiksel ölçütlere göre bulduğu sonuca göre uyguladığı bir yöntem. Bilgisayar bağımlı değişkendeki değişimi en fazla açıklayan tahmin değişkenini bulup daha sonra geri kalan değişimi en fazla açıklayan tahmin değişkenlerini sırasıyla modele ekleyebilir. Burada regresyon modeliyle ilgili olarak iki önemli husus var. Adı üzerinde bu bir model olduğuna göre, örneğin basit doğrusal regresyonla bile işte matematik notuna göre fen puanını tahmin etme geliştirilmiş olan bir modeldir. O zaman sorulacak sorulardan biri, bu model gözlenen verilere ne kadar iyi uyuyor? Veya model az sayıda vakadan ne kadar etkileniyor? Bundan kasıt da her dağılımda bir takım uç değerler olabilir. Bu uç değerler ne kadar etkiliyor? Daha da önemlisi, model diğer örneklemlere genellenebilir mi? İşaret etmedik ama çıktılarda adjusted r kare diye, uyarlanmış r kare diye de bir değer var. Bu değer elde edilen regresyon katsayısının genellenebilme katsayısını veriyor. Yani daha önce gördüğümüz dış geçerlilik özellikleri açısından. Eğer siz yorumunuzu sadece kendi grubunuzdaki 200 öğrencinin matematik ve fen puanları arasındaki ilişkiye göre birinin diğerinden kestirilmesini amaçlamayıp bunu aynı zamanda bütün öğrencilerin matematik ve fen puanları arasındaki bir ilişkiymiş gibi rapor etmek istiyorsanız o zaman uyarlanmış r kare değerini bildirmek gerekecektir bulgularda. Pardon, geriye gittik. Şimdi çoklu regresyon analiziyle ilgili sayıltıların ne olduğuna da bir bakalım. Biraz önce
örnek olarak vermedik ama fen puanının matematik, sosyal bilimler, okuma ve cinsiyet puanlarının da eklenerek tahmin edilmesini kolayca yapabilirsiniz demiştik. Tahmin değişkenlerinin aralıklı, oranlı veya kategorik olması lazım. Şimdi örneğin cinsiyeti kattığımızda bu bir kategorik, yani sınıflama değişkeni. Ama bir çoklu regresyondaki sınıflama değişkenlerinin sayısını da abartmamak lazım. Bunun biri hadi bilemediniz ikiyi geçmemesi lazım. Niye? Çünkü deminki saçılım grafiğinden de gördüğünüz gibi aslında regresyon için verilerin dağılmış olması lazım. Yani eğer notlandırma 0 ile 100 arasındaysa notların bu ikisi şey arasında dağılması lazım. Eğer 0 ile 100 arasında dağılmayıp da 40 ile 60 arasında dağılıyorsa notlar, o zaman kestirim yapma açısından çok ayırt edici olma özelliğini kaybediyor regresyon testi. Peki sınıflama değişkenleri nasıl bir özellik gösteriyor? Onlarda bir süreklilik yok ki. Cinsiyet dediğiniz zaman ya kadın ya erkek. Dolayısıyla sınıflama değişkenlerinin sayısını abartmamak lazım derken söylenmek istenen şey şu. Ha, bu tür sınıflama değişkenleri içinde regresyon testi kullanılamaz mı? Elbette kullanılabilir. Bunlar içinde lojistik regresyon denilen regresyon modeli var. Yani kategorik verilere uygulanan. Bu ders kapsamında lojistik regresyona maalesef değinmeyeceğiz. Ama regresyonu bu tür kategorik ya da sınıflama değişkenleri içinde kullanmak mümkün. Tekrar buradaki tahmin değişkenlerinin özelliklerine dönecek olursak, tahmin değişkenlerinin varyansı sıfır olmamalı. Yani herkes o sınavdan aynı notu almış olmamalı. O zaman yapılabilecek bir şey yok kestirim açısından. Tahmin değişkenleri arasında mükemmel doğrusal ilişkiler de olmamalı. Yani ne bileyim işte matematikten 50 alacaksan fenden 10 puan fazlasını alacaksın. 60 alacaksan 70 alacaksın falan gibi. Bu matematiksel fonksiyona girer. Dolayısıyla böyle bir ilişki de olmamalı. Çünkü bu tür doğrusal ilişkiler regresyon değerinin büyüklüğünü sınırlar. Hangi değişkenlerin önemli olduğunu ortaya çıkarmaz. Hatalar da normalde almalı. Yani biraz önce bebeğin boyunu, kilosunu tahmin etmek için söylediğimiz ya da matematik puanından fen puanını tespit etmek için söylediğimiz kestirimlerdeki hataların da normalde alması lazım. Yani modelle gözlenen veriler arasındaki farklar sıfır ya da sıfıra yakın olmalı ve ilişki de doğrusal olmalı. Regresyondaki önemli hususlardan bir tanesi de örneklem büyüklüğü. Eğer modele çok sayıda bağımsız değişkeni ekleyecekseniz, o zaman yapacağınız ölçüm sayısının da artması lazım. Bunun için verilen ölçüt her tahmin değişkeni için en az 10-15 ölçüm yapılması. Yani siz 5 farklı değişkeniniz olacaksa regresyon testinde, o zaman en az 50-75 ölçüm yapmanız gerekiyor anlamına geliyor. Artı örneklem ne kadar büyükse o kadar iyi. Bakın burada örneklem büyüklüğüyle tahmin değişkeni sayısıyla ilgili bir R değerinin nasıl değiştiği verilmiş durumda. Eğer 6 değişken varsa, diyelim ki siz burada 20 kişi üzerinde bu testi yaptığınızda 0,3 gibi bir değer elde ediyorsunuz. Yani bu da orta düzeyde etki anlamına geliyor regresyon açısından. Ama denek sayısını 20'den 100'e çıkardığınız anda demin orta düzeyde gözüken ilişki %6'ya düştü. Demin ise %30'du. Dolayısıyla örneklem büyüklüğü ve tahmin değişkeni sayısı da
R değerinin ne olacağını belirliyor. Şimdi daha karmaşık bir çoklu regresyon analizi örneği verelim. Bu örnek Andy Field'ın kitabından alındı ve orada kullanılan veriler kullanıldı. Kitapla birlikte gelen CD'de, kitapta kullanılan bütün verilerde yer alıyor. Bu dosyayı da record2.sav dosyasını da dersin web sitesinde bulabileceksiniz. Bu dosyada ne var? Bu dosyada albüm satışları, bir albüme harcanan reklam bütçesi vesaire gibi konularda bilgiler var. Ve bizim bu çoklu regresyon analizinde yapmak istediğimiz şey bir plak şirketi yöneticisinin kendi çıkardığı albümlere harcadığı paranın geri gelip gelmemesiyle ilgili bilgiler biriktirmiş. İşte o albüme reklam bütçesi olarak ne kadar harcamış, kaç defa çalınmış radyolarda, albüm kapağındaki kişinin cazibesi neymiş vesaire gibi. Bu çoklu regresyon örneğinde çok fazla tahmin değişkeni koymuyoruz ama en azından çoklu regresyonun nasıl işlediğini göreceğiz. Sorumuz şu: plak şirketi yöneticisi bir albüme harcanan reklam bütçesiyle o albüm piyasaya çıkmadan önceki hafta albümün radyoda çalınma sayısının ve albümü yapan grubun çekiciliğinin albüm satışları üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Dikkat ederseniz burada kaç değişkenimiz var? Reklam bütçesi, ne kadar harcama yaptı, radyoda çalınma sayısı, grubun çekiciliği ve tabii ki albüm satışları bağımlı değişken olarak. Çoklu regresyon testini gene istatistik yazılımından Analyze Regression Linear'ı seçerek başlıyoruz. Bu sefer bağımlı değişken olarak plak satışlarını, record sales, bağımsız değişken yani tahmin değişkenleri olarak da reklam bütçesi, radyoda çalınma sıklığı ve grubun, yani söyleyen grubun cazibesi diye 3 farklı bağımsız değişken giriyoruz. Modele bağımsız değişkenleri eş zamanlı olarak, yani enter yöntemiyle ekliyoruz. Çünkü diyelim ki geçmiş araştırmalar reklam bütçesiyle albüm satışları arasında ilişki olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bağımsız değişkene reklam bütçesini ekliyoruz ve next sekmesine tıklıyoruz. Devamla bu birinci modeldi. Yani 3 bağımsız değişkenin de aynı anda sisteme girilmesi. Ama ikinci bir modeli de aynı testte test etmek istiyoruz. İkinci modelde ise radyoda çalınma sayısı ile grubun çekiciliğini birlikte giriyoruz. Yani reklam bütçesini çıkararak. Ve Statistics'te, Statistics sekmesinde sadece Covariance Matrix ve All Cases seçeneklerini dışarıda bırakarak bütün seçenekleri işaretliyoruz. Outliers, Outside'ı 3'ten 2'ye değiştiriyoruz. Bu iki standart hata uzaklığını ifade ediyor. Grafikler, Plots seçeneğine tıklayıp Y ve X seçeneklerine ZResit seçeneğini giriyoruz ve diğer 3 seçeneği işaretliyoruz. Bunların ayrıntılı olarak neler olduğunu daha farklı araştırma yöntemleri kitaplarından görebiliriz. Ama biz burada detaylarına girmeyeceğiz ya da yorum için ne kadarı gerekiyorsa birazdan o kadar gireceğiz. Çoklu regresyon testi oluşturmaya halen devam ediyoruz. Save sekmesine tıklayıp şu ekran çıktısında görünen bütün seçenekleri işaretliyoruz. Ne var bu ekran çıktısında? İşte tahmin edilecek değerler var, uzaklıklar var, artıklar var, etkileyen istatistikler var,
katsayı istatistikleri var vesaire. Dolayısıyla burada görülen tik atılmış her şeyi işaretliyoruz. Seçenekler Options'a tıklıyoruz. Oradaki seçili değerleri aynen kabul ediyoruz, default değerleri. OK'ye tıklıyoruz ve çoklu regresyon analizi sonuçları çıktı da output'ta beliriyor. Şimdi sırasıyla bu tabloları gözden geçirelim. İlk tablo basit çünkü tanımlayıcı istatistikleri veriyor. Bu dosyadaki geçmiş albüm satışlarına bakarak bizim ilgilendiğimiz değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerlerini veriyor. Örneğin ortalama plak satışları 193.000 civarında, bir plağa harcanan reklam bütçesi 614.000 birim civarında, radyoda çalınma sayısı 27 civarında ve grubun çekiciliği de 6.7, herhalde 0 ile 10 arasında bir değer olsa gerek bu. Bunlar ortalamalar ve standart sapmalar. İkinci tabloda burada korelasyon katsayıları ve anlamlılık düzeyleri verilmiş durumda. Korelasyon katsayıları Pearson korelasyon katsayıları ve tek kuyruk testler sonucu verilmiş. Gördüğünüz gibi burada albüm satışlarıyla reklam bütçesi arasında 0.578'lik Pearson korelasyon katsayısı var. Yani orta düzeyde bir ilişki. Albüm satışlarıyla radyoda çalınma arasında da yaklaşık 0.6'lık bir ilişki var. Ve albüm satışlarıyla grubun cazibesi arasında da 0.3'lük bir ilişki var. Her 3 ilişki de şuradaki P değerlerinden kolayca görebileceğiniz gibi istatistiksel açıdan anlamlı. Aynı zamanda burada albüm satışları, pardon, diğer iki değişken arasındaki ilişkileri de görüyoruz. Bakın, özür dilerim, şuradaki, yok tamam, istatistiksel açıdan anlamlı, sadece şuna işaret etmek istiyorum. Bakın, grubun cazibesiyle reklam bütçesi arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı değil. Çünkü 0.05 değerinin altında. Yani bir grup ne kadar cazipse ona daha fazla, o kadar para harcanmıştır reklam bütçesi gibi işlemiyor olaylar diyebiliriz. Aynı şekilde grubun cazibesiyle o grubun parçalarının albüm çıkmadan bir hafta önce ne kadar sık çalındığı arasında da bir ilişki yok o açıdan bakıldığında. Ama bu tablolara bakarak bizim en azından değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlılık düzeylerini görebiliyoruz. Regresyon modeli özeti bir sonraki tabloda. Bir önceki basit doğrusal regresyonda sadece bir model test edilirken burada iki model test ediyoruz. Nedir onlar? Birinci modelde görüyorsunuz R değeri 0.578 ve değişimin %33'ünü açıklıyor. İkinci modelde ise %66'sını açıklıyor. Şimdi buradaki diğer bilgileri de daha önce görmüştük. Her iki model de istatistiksel açıdan anlamlı veriyi yorumlama açısından. Tahmin değişkenleriyle bağımlı değişkenler de burada listelenmiş durumda. Şimdi bu değerlere sırasıyla göz atalım. İlk model sadece reklam bütçesiyle albüm satışları arasındaki ilişkiyi temel alıyordu. İkinci model ise albüm satışlarına reklam bütçesine ilaveten radyoda yayınlanma sayısını ve grubun çekiciliğini de alıyordu. Yani daha fazla tahmin değişkeni kullanıyordu. Ve bunun semeresini de deyim yerindeyse varyasyonun ne kadarını açıklandığıyla alıyordu. Örneğin birinci modelde değişimin sadece %33,5'i açıklanıyordu reklam bütçesi.
Oysa buna radyoda yayın sıklığı ve grubun cazibesi de eklendiğinde varyasyonun %66,5'u açıklanmaya başlandı. Yani sonradan eklediğimiz iki değişken bir %33'lük daha varyasyonu açıklamaya yardım etti. Ama hala değişimin %33'ünü ne sağlıyor bunu bilmiyoruz. Yani albüm satışlarıyla bu üç değişken dışında hangi bağımsız değişkenler ilgili bunu bilmiyoruz. Biraz önce bahsetmiştim, düzeltilmiş ya da uyarlanmış R kare modelin genellenebilirliğini gösteriyordu. Yani model örneklem yerine evrenden üretilmiş olsaydı toplam varyansın %66'sını açıklıyor olacaktı.